geldiniz. Akdeniz Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Çok fazla daha açıklamak istemiyorum. Ben direkt öğrenci açıklığı, sinyalci ve enerji yapmak istiyoruz. Eğer uygun görürseniz. Uygun görmek diyor da. Vizeler daha bugün bitti. Vizeler. Evet, vizeler daha bugün bitti. Hep bahane. Evet, Yunus Bey, Senetem Seminer Müdürü. Dedik ki, Yunus Bey, öğrenci arkadaşlarımızla bu filme özel bir güzellik yapabilir miyiz? İyi söyleşimize karşılıklı devam edelim. Ya bu projede söze asimilasyon politikasına maruz kalmış, bunun üzerine Türkiye'ye gelmiş. Böyle birkaç yüz kişiyle karşılaştık. O çok garip bir elektrik. Hiçbir yapmadık. Umarım izlediğinizde bir insan hakları mücadelesi filmi göründüğü, büyük bir insan hakları savunucusu kahraman olduğu için ve değerli bir insan. Biz filmde teknik olarak şöyle söyleyeyim, Naim Süleymanoğlu filmi yapmanın en zor yanı Naim Süleymanoğlu'na karşı hissettiğiniz sorumluluk duygusu. Ya bu sorumluluk duygusu bir yıl boyunca omuzlarımızdaydı. Çünkü Naim Süleymanoğlu halkı için çok ağır yükler taşıdı. O ağırlığı yansıtabilen bir film yapmayı başarmalıydık. Bu da çok titiz bir çalışma gerektiriyordu, çok hassas bir çalışma gerektiriyordu ve sonunda başarmayı gerektiriyordu. Umarım kendisine layık bir film yapmayı başarabilmişizdir. Bir omuz sakatlığı geçirdim ve tam halter sahneleri çekeceğimiz bir dönem vardı, o bir hafta vardı. O hafta boyunca omzumdan bir kortizon iğnesi yedim ve yani elini kaldıran, halter kaldıran bir karakteri el kaldıramaz hale geldi. Yani kolum 90 derece açılabiliyordu. Devamı öldürecek kadar acıtıyordu. Böyle bir sıkıntı yaşadım. Bu yani galiba filmin en kritik sıkıntılarından birisiydi hatırladığım kadarıyla. En azından kendi açımdan söyleyeyim. Lafı sizden aldığım için de özür dilerim. Estağfurullah. Hayatın omuzunda çocukluğundan doğuştan gelen bir takım sıkıntılar diyeyim var. Bir omuzundan ameliyat olup bunu düzeltmiş ama öbürünü ameliyat ettirmeye fırsat bulamadan projemize dahil oldu. Bu bizim için temel bir konuydu. Hayatın saçı, yani bu çok basit teknik bir konu gibi gelebilir. İzleyenlere de komik gelebilir ama Naim Süleymanoğlu'nun saçını, şimdi görüyorsunuz Hayat'ın saçı kıvırcık. Naim Süleymanoğlu'nun öyle değil, düz. Bu kıvırcık saçları düz saç haline getirmek bizim için uğraştırdı. Yani kolayca yapıyorsunuz, kolayca yeniden kıvırcıklaşıyor. Sette en çok zaman alan şeydi. Ben ne yazık ki daha 51 yaşında değilim, 18 yaşındayım. Naim Süleymanoğlu'nu Aralık'tan beri bu projeyle yapıyorum. İnsan ne kadar objektif olamayacakmış gibi hissetse de bence ben bütün filme karşı biraz objektif sonunda izledim. İnsanların tepkileri çok güzeldi. Güldüler, ağladılar. Şu anda heyecanlıyım, herkesle konuşuyorum. İşte fikirlerini dinlemeye çalışıyorum. Ben de dönemin başbakanı Turgut Özal'a oynadım. Detaylı düşünülmüştü ki, işte hadi bilmem neyi çekelim bitirelim. O saat bilmem... Onu da söyleyeyim ben. Şimdi vizeleri sorduk siz gelmeden son bir dedi. Vize nasıl geçti dedi. İyi geçerler. Fena değil diyenler var. Senin sınav nasıl geçti orada? Ben de bu sene okuyamayacağım. Ve bana bir dönem sınavında toplamda üniversitesini kazandım. Bilgisayar var mısın? Sen ne yapıyorsun? İnşallah. Sette inşallah. Sette yedik. Bayağı bir evet. Hocam da bir sınav var. Orada böyle bir emeklilik hayalim var. Çok parayla ilgili yok. Yaşamayı seviyorum.